Bugün bana en çok sorulan sorulardan bir tanesine cevap vermeye gayret edeceğim. O da şahitlikte iki kadının bir erkeğe denk olarak ele alınması meselesi. Herkesin bildiği gibi kadimden bu yana gelenekte hakim olan görüş budur. Fakat bu görüş ne kadar doğruyu yansıtmaktadır ve bugüne yansımaları gerçekten böyle mi olmalıdır? Böyle mi olmak zorundadır? İşte bu soruya cevap vermeye gayret edeceğim. Öncelikle şunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e bizim yaklaşım metodolojimiz ayet-i kerimelerin inmiş olduğu nüzul toplumundaki özgün manalarını, asli manalarını, orijinal manalarını anlamakla işe başlamak. Yani nüzül toplumu içerisinde bu ayeti kerimeye muhatap olan insanlar bu ayetten ne anladı ve bunu nasıl hayatına tatbik etti meselesi öncelikli olarak bizim ele almamız gerekli olan bir husustur. Onu nazar itibara almadan sadece ayeti kerimenin mealinden hareketle ya da ayeti kerime içerisindeki bir cümleyi çıkartarak, bir kelimeyi çıkartarak, ondan yorumlar yaparak bir sonuca ulaşmak katiyen Allah'ın muradını, Cenab-ı Hakk'ın maksadını yakalamaya yetmez. Hatta daha ötesini söyleyebilirim. Belki Allah'ın muradı ve Cenab-ı Hakk'ın maksadının aksi ile yorumlara netice verebilir. Bunun için... Daha önceki videolarda da ifade ettiğim gibi lafız metnin mananın taşıyıcısıdır. Dolayısıyla lafız çok çok önemlidir. İkincisi o lafzın manası. Arkasından o lafzın eğer bir hüküm taşıyor ise şayet hükmü, peşi sıra maksadı, Sebebün üzülü, vasatül hüküm dediğimiz, dış bağlam dediğimiz o dış bağlamı yani hükmün vasatı hangi zeminde nazil olduğu o toplumdaki alanına göre sosyal kültürel ortamın bilinmesi ve beri tarafta o maksadı ve hepsinden öte bize bakan veçesiyle de Allah'ın burada verdiği, kainata verdiği, insanlığa verdiği, daha sonra yaşayacak olan Müslümanlara verdiği mesajı. Bu 6-7 tane sıralamış olduğum lafız, mana, hüküm, maksat, mesaj, sebeb-i nüzul ve vasatül hüküm bir bütün olarak değerlendirilmediği müddetçe ayeti kerimenin asli manasını, orijinal manasını yakalamak mümkün değildir. Bu bütün ayetler için geçerlidir, Kur'an'ın tamamı için geçerlidir. Şimdi iki kadının bir erkeğe şahitliğinin denk sayılması meselesi Bakara suresi 282. ayeti kerimede geçiyor. Bakara suresi 282. ayet-i kerime bir sayfa boyunca devam eden Kur'an'ın en uzun ayetidir. O uzun ayete yani bir tek ayete bütün olarak bakmadan sadece aradaki bir cümleyi çıkartaraktan yorum yapmak demin söylemeye çalıştığım gibi çok ama çok yanlıştır. Öyleyse madem ki biz bu mevzuyu detaylı bir şekilde ele alıyoruz ve Maksadına uygun bir şekilde anlamaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimenin bir mealini bütün olarak vermek istiyorum. Diyor ki dikkatlice dinleyelim. Ey müminler aranızda vadeli alışveriş yapıp borçlandığınızda bu akdi, bu işlemi yazıyla kayda geçirin. Ne görüyorsunuz? Bir alışveriş var ve onun kayda geçirilmesini istiyor Allah. İki. İçinizden yazı yazmayı bilen biri bu akdi doğru biçimde yazsın. Demek ki o alışveriş yapan insanlar arasında yazı yazmayı bilmeyenler var. 3- Katip yani yazı yazmayı bilen insan Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde o akdi dosdoğru bir şekilde yazmaktan kaçınmasın. Katip akdi mutlaka dosdoğru şekilde kaydesin borçlu da borcunu yazdırsın. Yani uyanıklık yapıp karşı tarafın bilgisizliğini nazarı itibara alaraktan 10 liralık borcunu 8 liraya yazdırmaya kalkmasın. Ve borçlu kimse Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcunu eksik yazdırmaya kalkmasın. Bakın tekraren bir vurgu var burada. Demek ki bu konuda bir sıkıntı var ki bu vurgu yapılıyor. Borç altına giren kişi kavrayış kabiliyeti eksik veya ihtiyarlık ve bunaklık sebebiyle aciz bir kimse ise yahut kendisi kekemelik, dil bilmemesi, başka bir yerde olması gibi özürlerden dolayı aktif bizzat yazdıramayacak durumdaysa bu takdirde onun velisi dost doğru bir şekilde yazdırsın. Öyle ya alışveriş yapan bir insan hakikaten buna muhtedir olmayabilir. Kekemedir, dilsizdir ya da işte ihtiyardır, bunaktır ama o alışverişi yapmıştır. Burada bir hakkın ve hakikatin yenmesi söz konusudur. Adaletsizlik söz konusu olabilir. O zaman velisi devreye girsin ama yine bu akti dosdoğru bir şekilde yazdırsın. Bakın buraya kadar okuduğumuzda ayetin yarısındayız. Son tahlilde vurgulanmak istenen şey sözlü yapıla gelen bir aktin yazılı hale getirilmiştir. Ve onun mutlaka kayda geçirilmesi bunları bahsediyor. Yazım esnasında yani akti yazım esnasında iki erkeği şahit tutun. Eğer iki erkek bulamazsanız o zaman dürüstlüklerinden emin olduğunuz bir erkek ve iki kadını şahit bulundurun ki... Kadınlardan birisi şahitlik ettiği şeyi tam hatırlayamasa diğeri ona hatırlatsın. Bir erkek iki tane kadın ama... İki tane kadından bir tanesi hatırlayamasa digeri ona hatırlasın. Bunun ifade ettiği bir mana var. Ona vurgu yapacağım birazdan. Şahit olarak belirlenen kişiler yarın bir gün anlaşmazlık vuku buldu ve mahkemeye gidildi. İşte o takdirde şahitler şahit diye çağrıldıkları zaman katiyen şahitlik görevini yapmaktan kaçınmasın. İster az, ister çok olsun. Her türlü borcu vadesiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Çünkü Allah nazarında en makbul şahitlendirilmesi itibariyle en sağlam ve borca dair bir şüpheye düşmemeniz bakımından en güvenli yol budur. Bakın yazılı bir akte ne kadar vurgu yapıyor. Dolayısıyla ayet-i kerimenin muhtevası muhtemel bir anlaşmazlıkta adaletsizliğe yol açmamak için Artık şifahi yapa gelmiş olduğunuz bu akitleri yazılı hale getirme. Vurgu bu. Peşin ödemeyle yaptığınız alışverişe gelince bunu yazmamanızda bir sakınca yoktur. Ama siz yine de böyle bir durumda alışveriş yaptığınız zaman ihtiyati olarak bir şahit bulundurun. Bakın yine aynı şey. Borç aktinden borçluya ve alacaklıya ne katip zarar versin ne de şahit. Yarın mahkeme huzurundasınız. Anlaşmazlık zuhur etti. Bu sefer tutup birisi diğerine rüşvet vererekten ya da ne bileyim birisini diğerine tercih ederekten, kayıraraktan adaletsizlikten ayrılmasın. Doğru ne ise mutlaka onu söylesin. Şahitler de söylesin, şahit de söylesin, borçlu da söylesin, katip de söylesin, alacaklı da söylesin. Şayet katip veya şahit olarak böyle bir iş yaparsanız yani halk tabiriyle ifade edeyim bir yamukluk yaparsanız Katip olarak sıfatıyla borç aktini bilerek yanlış yazarsanız çünkü diğerleri bilmiyor Veya şahitlik esasında yanlış şey söylerseniz ya da şahitler yalan konuşursanız Allah'ın emrine karşı gelmiş olursunuz Allah'ın emirlerine itaatsızlıktan sakının işte Allah size yapmanız gerekenleri tek tek öğretiyor çünkü Allah her şeyi en iyi şekilde biliyor. Bu 282. ayet-i kerime. Gördüğünüz gibi Kur'an'ın bir sayfası sadece bunu anlatıyor. Devam ediyor bir ayet daha var 283. Yine aynı konunun devamı. Ey müminler, şayet yolculukta olur da alışveriş ve borç işlemini kaydedecek kimse bulamaz iseniz şayet o takdirde borçludan gerektiğinde satın satıp paraya veya mala çevirebileceğiniz bir şeyi rehin alırsınız. Ama ona güveniyor iseniz şayet yani kendisine güven duyup borç veren kişi bu güvene layık bir şekilde borcunu eksiksiz ödesin, rehini alınmasa bile. Buna karşılık alacaklı da borçludan rehin aldığı şeyi geri versin eğer rehin aldıysa. Ve gerek borçlu gerekse alacaklı kimse Rabbi Allah'ın bütün emirlerine karşı itaatsızlıktan sakınsın. Borç alışveriş ve diğer hususlarda görüp bildiğiniz bir hakikati katiyen gizlemeyin. Çünkü görüp bildiği bir hakikati gizleyen kişi büyük bir günaha girmiş olur. Unutmayın ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyi eksiksiz bilir. Gördüğünüz gibi uzun bir ayet, iki tane ayet hatta, iki tane kadın, bir tane erkek şahitlik meselesi bu ayetin sadece bir parçası ve vurgu yapılan husus da nedir? Vurgu yapılan husus şifahi yani sözlü alışverişlerden, akitlerden yazılı akte geçme ve onu mutlaka kaydetme üzerine kurulu. Şimdi teker teker ele alacağım maddeler halinde. 1. Bakara suresi 282 ve 283. ayet-i detaylarını okudum, meallerini okudum. Şahitlik kurumunu düzenleyen bir ayet değildir. Aksine ayet-i kerime nüzul toplumu içerisinde şifahi olarak yapıla gelen borçlanmaları yazılı hale getirmeyi isterseniz emir olarak alın, isterseniz tavsiye olarak alın, emir etmekte veyahut da tavsiye etmektedir. Şahitlik, aktin yazılı hale getirilmesinin sadece ve sadece bir safhasını teşkil eder. Amaç nedir burada? Yarın bir gün alıcı ile satıcı arasında cereyan edecek muhtemel bir anlaşmazlıkta adaletin temini adına elde bir belge olmasıdır. Bunu unutmayalım. Ayet-i kerimenin maksadı bu. Burada verilmiş olan hükmün maksadı bu. Bunu bir kenara koyalım. 2. Terminolojik tabirle ifade edecek olursam, hükmün vasatı veya da biz dış bağlam diyoruz. Yani ayetin nazil olmuş olduğu o sosyokültürel ve sosyoekonomik zemine indiğimizde şunu görüyoruz şahitlik yapacak ne kadınlar ne de erkek ne de alışverişi yapan kişiler alıcı ve satıcı okuma yazma bilmiyor. Bakın çoklarının unuttuğu bir gerçek okuma yazma bilmeyen orada bir dört kişiden bahsediyoruz alıcı satıcı ve iki tane erkek şahit veyahut da bir tane erkek iki tane kadın şahit toplam ne etti beş kişi. Bu kombinasyon içerisinde okuma yazma bilen bir tek insan var. O da alışverişi kayda geçirecek olan katip dediğimiz kişidir. Dolayısıyla bunu kat'iyen nazarı nazarı itibardan dur etmeyin. Yani oradaki şahitler de alıcılar ve satıcılar da okuma yazma bilmiyor. O zaman neyin şahitliğini yapacak bunlar? Görgü şahitliği yapacaklar. Yani diyecekler ki Ali ile Veli arasında, Hasanla ile Hüseyin arasında bu alışveriş yapıldı. Bir, bir kere buna şahitlik yapacaklar. İki, aktin muhteviyatına şahitlik yapacaklar. Yani orada gözlerinin önünü cereyan eden peşin bin liraya veyahut da bin lira peşin aylık yüz, 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 beş yıl vadeli şu kadara dinlen bir aktin muhteviyatına şahitlik yapacaklar. Katip bunu yazacak. Ondan sonra bu akti okuyacak. Şahitler bunu kafasına koyacak, tutacak, ezberleyecek ve yarın bir gün bir anlaşmazlık gerçekleştiği zaman, mesele mahkemeye intikal ettiği zaman şahitler gelecek ve diyecekler ki evet böyle bir alışveriş yapılmıştı. Peşin bin lira vadeli 10, 10, 10, 10 şöyle veyahut da 100, 100, 100, 5 yıl vadeli şöyle bir alışveriş yapılmıştı diye hafızasında kalan şeyi söyleyecek. Arz edebiliyor muyum? Tamam böyle bir şey tahakkuk etti. Hakikaten anlaşmazlık oldu ve şahitler mahkemeye geldi şimdi. Aktin yazımına ve onun muhteviyatına şahitlik yapmaya biz literatürde tahammülü şehade diyoruz. Yani şehadetin tahammül edilmesi, yüklenilmesi. Ama mahkemeye intikal ettiği zaman mesele oradaki şahitliği ise edeüş şehade diyoruz. Yani şahitliğin eda edilmesi demek. Şahitlik eda edilecek. Şahitler geldi. Kim geldi? Erkek geldi. Şahitlik yapan ve kadınlardan birisi geldi. Katip de orada yazası önünde de yapmış olduğu yazmış olduğu anlaşma metni var. O anlaşma metnini okuyor orada veyahut da söylüyor. Erkek evet ben aynen böyle hatırlıyorum diyor. Kadınlardan biri de evet aynen böyle diyor. O zaman ikinci kadının olmasına gerek var mı? El cevap yok. Neden çünkü ayet-i kerime ne demişti <laughs> Eğer birisi unutursa ya da şaşırırsa o zaman digeri gelir ona şahitli gelir onu ona hatırlatır demişti Şimdi burada hatırlatmaya gerek duyacak bir şey söz konusu değil ki Çünkü kadın da erkek gibi orada ne yazıyorsa onu aynı ile hatırlıyor ve ona şehadette bulunuyor Pekala o zaman neden ikinci kadın? İşte meselenin püf noktası burası. Çünkü o günkü sosyoekonomik ve sosyokültürel şartlar nedeniyle kadınlar ticari hayatın içerisinde değil, çok yoğun bir şekilde içinde bulunmuyorlar. Komplike bir alışveriş olabilir. Ne bileyim hayatın tabi akışı içerisinde eviyle, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle ilgilenirken 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra onu unutabilir. İşte ondan dolayı yani adaletsizliğin olmaması için orada hakkın tahakkuk etmesi için bir teyit söz konusudur burada. Yani bu zaviyeden baktığınız zaman o zaman eğer kadın tıpkı erkek gibi ne yazıldığını yani o tahammül ettiği dönemde yani şahitliği üzerine aldığı yüklendiği dönemde her şeyi dost doğru bir şekilde hatırlıyor ise şahit. İkinci kadına gerek var mı yok o zaman bir kadınla bir erkeğin şahitliği eş değer olmuyor mu el cevap elbette ve elbette eş değer oluyor burada iki kadın denilmesi bir taraftan toplum terakkilerini nazara alıyor. Neden? Çünkü kadının o toplumda adı yok. Bunu biliyorsunuz bunu anlatmama gerek yok. Ama bu zaviyeden baktığınız zaman da tedricilik prensibi içerisinde kadınları bir yerden alıp bir yere getirme bile söz konusu. Yani toplum telakkilerini aşan bir nokta söz konusu. Müsbet manada olumlu manada bir şey. Beş. Ama şu veya Peygamber Efendimizin vefatından sonra nuzul sürecinde kadına verilmiş olan haklar, görevler, yetkiler, sorumluluklar ve onların kazanmış olduğu hukuki statülerde bir geriliğin, bir geriye dönüşün, bir cahiliye dönemine dönüşün var olduğu inkar kabul etmez bir gerçektir. Yani Erkek egemen bir anlayış hakim olmuştur o toplum şartlarında. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra İslam'ın yayılmış olduğu başka coğrafyalardaki kültürlerden de etkilenmişlerdir. Cahiliye dönemindeki o erkek egemen anlayış da ortaya çıkmıştır. Tarım toplumu şartları içerisindeki erkeğin konumu yeniden devreye girmiştir. Böylece tutmuş bu erkek egemen yorum noktasında bu ayeti kerimedeki dikkat edin buraya bu ayet-i bağlam hem iç bağlam hem dış bağlam bütünüyle kopartılmış ve sadece ve sadece bir erkek iki kadına denktir meselesi gündeme gelmiş. Sadece kadınların şahit olabileceği kadınlar hamamında bir kavga olmuş. Süt emzirme meselesine ve konularda kadınların şahitliği tek başına şahitliği kabul edilir. Ama onun haricindeki bütün alanlarda nisap şahitlik nisabı Iki, bir erkek iki kadın bir erkek iki kadın hayatın her kademesinde böyle geçerlidir diye fetvalar verilmiştir hükümler üretilmiştir. Yani zahiri bir yaklaşım sergilenerekten ayet-i kerimenin başta ifade ettiğim o asli, orijinal, özgün manasından kopartılaraktan, bağlamından kopartılaraktan sadece bu kısım cımbızla çekilmiş ve bunun üzerine hükümler verilmiştir ve halen daha devam etmektedir bu anlayış. Dolayısıyla bu anlayışın bu kadar gelenekte hakim olmasının altında yatan başka nedenler de vardır. Mesela zayıf hadis rivayetlerinde mutlaka rolü vardır. Bunları da göz ardı ediyor değilim. Ama söz konusu olan bu ayeti kerimeye delil bulma adına üretilmiş olan o zayıf rivayetler veyahut da uydurma rivayetlerdir. Mesela nedir bunlardan bir tanesi işte kadının aklının ve dininin noksanlığı müstakil manada ele alınması gerekli olan bir konu bu ama yeri geldiği için kısacık söyleyeyim. Ontolojik farklılık üzerine kurulu bir şeyden bahsediyoruz burada. Halbuki Kur'an'a baktığınız zaman, yaratılışa baktığınız zaman, efendim, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın emir ve yasaklarına bir bütün olarak baktığınız zaman kadınla erkek arasında katiyen ontolojik bir farklılık gözetilmemiş ki her ikisi de eşit olarak nazar itibarı alınmış. Madem kadınların akıllarını oksan o zaman kadınlara erkeklere nispetle daha az mükellefiyet vermesi gerekmez mi? Bu soruyu sormak bizim hakkımız değil mi? Yani bir sürü sorulara kapı açıyor bu türlü zayıf rivayetleri, uyduma rivayetleri kabul etme. Halbuki bizim Naslardan gördüğümüz şey nedir? Bizim Naslardan gördüğümüz ayetten, hadisten gördüğümüz şey Allah her iki cinsi de kadını da erkeği de aynı çizgide, aynı ölçüde muhatap almış, aynı ölçüde mükellefiyet yüklemiş ve tabir caizse kadınlara herhangi bir indirimde bulunmamıştır. Erkeklere namaz farz, kadınlara da farz. Allah'a iman burada esas, kadınlarda da esas. Cihad, hakeza burada da öyle, orada da öyle. İftira atmama, zina etmeme, dini ahlaki ne kadar emir ve hükümler varsa, yasaklar varsa kadınla erkek eşdeğer olarak alınmıştır Cenab-ı Hak tarafından. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu olamaz. Ontolojik bir farklılık söz konusu değil. Demek ki buradaki farklılık, Dikkat edin, buradaki farklılık tamamıyla ama tamamıyla başta ifade etmeye çalıştığım gibi sosyoekonomik ve sosyokültürel zeminden kaynaklanmaktadır. Daha ötesini de söyleyebilirim. Mesela bugün ilmi gerçekler kadınların aklında noksanlığın olmadığını, hatta bazı noktalarda görmüş olduğu, duymuş olduğu şeyi hıfs etme ve unutmamada kadın cinsinin erkek cinsine nispetle daha iyi olduğuna dair ilmi bulgular bile vardır bugünkü ilmi gelişmeler içerisinde. Bugüne gelelim şimdi. Şimdi ayet-i kerimenin nüzul toplumuna ne dediğini anladık. Tedricilik içinde tekamül ve süreklilik içinde değişimi merkeze koyan bir din anlayışına sahip olan birisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki hükmün üzerine kurulu olmuş olduğu arka plan şartlarının sosyo-kültürel ve sosyoekonomik şartların değişmesi elbette ve elbette hükmün de değişmesini beraberinde getirir. Bizim burada anlatmaya çalışmış olduğumuz şey ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarına o verili durum içerisinde ne dediği ve o günkü toplumda nasıl bir dönüşüm meydana getirdiği, nasıl bir değişim meydana getirdiğini anlamak ve anlatmaktır. Bana göre Kur'an o günkü toplumsal şartlar içerisinde halkın kabullenebileceği en ileri adımı atmış, daha da öte o adımlar içinde hükmün önünü açık bırakmıştır. Artık günümüz dünyasında kadınların şahitliği, Hayatın her alanında erkeklere eşdeğer olarak geçerlidir. Zira okuma yazmayı bilmeyi veyahut da bilmemeyi bir kenara bırakın finans, ekonomi ve işletme alanında uzman olan kadınlarımız var çalışan kadınlarımız var. Şirket yöneten kadınlarımız var. Hatta bakan olan kadınlarımız var. Merkez Bankası'nı yöneten kadınlarımız var. Şimdi böylesi bir meselede yani ekonominin, paranın, finansın söz konusu olmuş olduğu bir meselede sadece ve sadece erkek olduğum için benim şahitliğim mi yoksa Amerika'nın Hazine Bakanı olan kadının şahitliği mi? Erkek olan benim şahitliğim mi? Şu anda karşımda duran kameraman arkadaşımın şahitliği mi yoksa üniversitede Kolombus'ta, işte e, Harvard'da, Columbia'da, NYU'da veyahut da Bilkent'te, İstanbul Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan bir kadın mı? Kimin şahitliği geçerlidir? Kimin şahitliği geçerli olmalıdır? Mesele burada cinsiyet ayrımcılığı değil. Mesele Kur'an'ın söylemiş olduğu şey kadınların o günkü sosyo kültürel ortamda o günkü sosyo ekonomik ortamda içtimai hayatın ticari hayatın içerisinde bulunmaması ve meseleyi unutma ihtimaline binaendir. Hıfsedememe ihtimaline binaendir. Yoksa bugün itibariyle çok rahatlıkla söyleyebilirim bu konularda uzman olan bir kadının şehadeti bu konularda uzman olmayan 10 tane erkeğin şehadetine bedeldir. Bunu da Unutmamak gerekir. Ayet kermeyi maksadına uygun bir şekilde ele almak ve değerlendirmek lazım. Bitirirken netice olarak Kur'an ayetleri ve Peygamberimizin hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem kadının şahitliği şu meselelerde geçerlidir, şu meselelerde geçersizdir diye bir şeyden bahsetmiyor. Zaten ayet kerime şahitlik kurumunu da düzenlemiyor. Burada sadece alışverişlerin yazılı hale getirilmesini gündeme alıyor. Onun için burada şartların değişmesine bağlı olaraktan, arka plan şartlarının değişmesine bağlı olaraktan bu ayet kerimeyi maksadına uygun bir şekilde yorumlamanın ve bugünkü şartları içerisinde yeniden ele almanın şart olduğuna ve gerekli olduğuna inanıyoruz ve bunu da zaten açıkça söyledim. Son bir şey. Bu meselenin tarihselcilikle veyahut da tarihsellikle zerre kadar alakası yoktur. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra hemen başlayan dönemde gerek sahabi, gerek tabi'in, gerek tebe-i tabi'in, gerek mezhep imamları zaten ayet kelimelere ve hadis-i şeriflere lafız, mana, hüküm ve maksat bütünlüğü içerisinde bakmışlar ve eğer Şartlar değişti ise şayet, hadis için de içinde aynı şey içerli. Şartlar değişti ise şayet o arka plan şartlarına uygun olarak maksada bağlı olarak gerektiğinde formda değişiklikler yapmışlardır. Bu bizim fıkıh alimlerinin usul üminde ortaya koymuş olduğu metodolojiler ekseninde yapılmıştır hem de. Maslahat dediğiniz şey bunu anlatır, istihsan dediğiniz şey bunu anlatır veyahut da biraz terminolojik bir dil kullanacağım ama uzmanları lütfen dikkat etsin. Yani amın taksisi, mutlakın takyidi, mücmelin tafsili, nasih mensu, hükmün illeti, hükmün sebebi, hükmün hikmeti, tahricül menat, tahkikül menat bütün bunların hepsi aslında Ayet girmeyi veya da hadis şerifleri lafız, mana, hüküm ve maksat bütünlüğü içerisinde ele alan yorumlamalardan ibarettir. Şöyle bitiriyorum. Eğer siz bir erkek iki kadın şahitlik meselesi kıyamete kadar geçerli dediğiniz zaman o zaman şunu ister istemez demiş oluyorsunuz bakın. Diyorsunuz ki Allah öyle bir alem tasavvuru öyle bir toplum tasavvuru yaptı ki Allah ilerleyen dönemlerde kadınların okuyacağını öngöremedi. Kadınların ekonomi profesörü olacağını öngöremedi. Finans alanında uzman olacağını öngöremedi. Dolayısıyla böyle diyor. Haşa ve kella. Veya şunu diyorsunuz. Allah öngördü aslında ama bu düzenin hep böyle devam etmesini istedi. Yani ekonomi profesörü kadın bile olsa efendim okuma yazma bilmeyen bir erkeğin şahitliği ekonomi profesörü kadına denktir demek istedi. Hatta ikili birli olmalıdır demek istedi. Haşa ve kella böyle bir şey söylenebilir mi? Üçüncüsü hayır Allah muhataplarına yani Kur'an'ın nüzul süreci içerisindeki muhataplarına o günkü sosyo kültürel o günkü sosyo ekonomik ortam itibariyle böyle dedi ama oradaki maksat adaletin tahakkukuydu. Oradaki maksat şifahi, sözlü, yazıla gelen akitlerin artık yazılı hale getirilmesiydi. Oradaki maksat alıcıyla satıcı arasında herhangi bir anlaşmazlığın vuku bulmamasıydı. Vuku bulduğu takdirde de en güzel bir şekilde adil bir şekilde çözümlenmesiydi. Veyahut da bunu diyeceksiniz. İşte bunu dediğiniz anda da benim demeye çalıştığım o noktaya gelirsiniz. Evet iki tane Kadın bir tane erkeğin şahitliğine denktir meselesi ayet-i kerimelere lafsi, literalist, zahiri bir yaklaşım sergilemenin ürünüdür. Böyle bir düşüncenin, böyle bir zihniyetin üründür ve o ürün halen daha günümüze devam etmektedir. Artık bunlara bir son vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. Sorularınız, katkılarınız, eleştirileriniz için de çok teşekkür ediyorum.